Şimdi konuya gelirsek, belki gazeteyi de alabiliriz. İsrail basını yazdı evet. özellikle bu görüşmenin verimli geçmediğini. Kuşkusuz önemli, ABD Dışişleri Bakanı Blinken hatırlayacaksa ilk geldiğinde ben bir Yahudiyim, bir Yahudi olarak buradayım demişti. O günden bugüne 3 ayda hayli tavrı değişmiş Söylenler görünüyor. Söylenler çok değişti. Evet, evet açılan kredi dolma noktasına gelmiş durumda anladığımız kadarıyla. Türkiye ile başladı bu kez Orta Doğu turuna. 3 ayda 4. Orta Doğu turu 5. kez İsrail'de hiç bu kadar gergin bir görüşme olmamıştı. Aslında beklendiği gibi Blinken Netanyahu görüşmesi gergindi diye aktarıyor İsrail basını. ABD ve İsrail'in savaşa bakış farkı da giderek büyüyor. Şimdi bunu zaten sinyallerini alıyorduk. Bir süredir ABD hem Gazze'deki sivillerin hedef alınmaması çağrıları yapıyor, hem insani yardımın girmesi gerektiğini söylüyor. Ama bunların da ötesinde iki temel görüş ayrılığı var ve bunlar aşılamıyor ve bunlar da aslında Netanyahu'nun kişiliğinde birleşen ve ABD yönetimi, Washington yönetiminin tepkisini çeken şeyler. Bir tanesi Gazze'de savaş bir gün bitecek, bittikten sonra Gazze ne olacak? Artık şu anki İsrail yönetimi yani Netanyahu ve aşırı sağcı ortakları sürekli şunu söylüyorlar zaten. Savaş bitmeden ya da bittikten sonra Gazzelileri işte Sina çölüne gönderelim. Mısır kabul ederse Mısır'a yardım yapalım. Olmazsa Kongo, başka ülkeler, Ürdün. Böyle sürekli bu senaryolar. ABD ise Gazzelilerin Gazze'de yaşaması gerektiğini söylüyor. İkincisi de çözüm ne olacak? Bölgedeki çözüm. Batı Şeria'da, Filistin'de ABD iki devletli çözümden yana olduğunu sürekli söylese de Netanyahu ve ortakları için böyle bir çözüm kabul kesinlikle kabul edilmiyor. Böyle bir duruma geldi. Dün de e, Amerikan Başkanı Biden'a Filistin'de acil ateşkes çağrıları yapılınca, protestoya uğrayınca o da e, biz İsrail'in Gazze'den çıkması için usulca, sessizce çalışıyoruz dedi ama artık sessizce değil. Bence bilerek de Amerikan yönetimi de e, Netanyahu'nun birçok politikasına katılmadığını Böylelikle göstermiş oluyor. Netanyahu gidici mi diye konuşuyorduk. Bence gidici. Ama onun gitmesi, onun yerine daha iyi birinin gelmesi anlamına gelir Tabii. mi bilmiyorum. Blinken hala İsrail'de bugün de görüşmeler yapacak. İşte Savunma Bakanı Galant, Şahin bir isim. Benny Gantz eski Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı onunla görüşecek. Ve ana muhalefet lideri Lapid'le de görüşecek. yani Farklı Lepid iktidar alternatifi. görüşmesi aslında evet, e, Tayyahu'nun gerçekten gidici olduğu e, e, sorularını Lepid, getiriyor. Akıllı. Aslında İsrail'de sürekli hani kim olacak diye konuşulduğunda Gantz ismi de öne çıkıyor. Her ne kadar şu an savaş kabinesinde yer alsa da. Dolayısıyla burada önemli e, veriler, döneler var. Sonra Batı Şeria'ya geçecek, sonra da Mısır'da sonlandıracak turunu. Peki şimdi e, Fransa Başbakanı Elizabeth Borne'un istifa ettiği haberleri. Taşıdık ekranları izleyicimizle paylaştık. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 34 yaşındaki eğitim bakanını başbakan olarak seçti. Şimdi yeni başbakan da Fransa'nın en geç başbakanı olduğunu ve eşcinsel olduğunu da açıkça ifade etti. Ve bunları böyle açıkça ifade eden de ilk başbakan. Şimdi hem siyasi kariyerini merak ediyoruz hem izleyicimizle onu paylaşalım. Hem de kim olduğunu, geçmişteki yaptığı işleri senden dinleyelim. Valla ben 88 doğumluyum, Atal 89'du. Benden bir yaş küçük Fransa Başbakanı oldu ama şunu hatırlatalım tabii ki. Fransa e, yarı başkanlık sistemiyle yönetiliyor ve Cumhurbaşkanı Macron çok etkili ki başbakanı kendisi atadı. Dolayısıyla seçilen bir başbakan değil, atanan bir başbakan. Hı hı. Onu cebimize koyalım. E, Valla Fransa solu çok eleştiriyor Gabriel Atal'ı. Az sonra anlatacağım özelliklerini. Gabriel Atal Matignon'da, Matignon e, Fransa Başbakanı'nın ikamet ettiği yer. Macron adayları arasında en gencini seçti diyor ama bu en hafif başlığı içine girdiğimizde çok daha ağır eleştirileri var. Onu bir sadece olarak görüyorlar. Şimdi Gabriel Atal 34 yaşında henüz 28 yaşındayken parlamentoya adım atmış birisi. Bunu da aslında önemli. Yani Türkiye'den baktığımızda 47 hatta 52 yaşındaki siyasetçilere genç dediğimiz bile oluyor. İşte genç siyasetçi aslında 34 yaşında evet. başbakan olan siyasetçi. Eski eğitim ve gençlik bakanı oradaki uygulamalarında özel okulları öne çıkardığı, kamu okullarını o kadar önemsemediği gerekçesiyle La Liberasyon, Le Monde gibi sol tandanslı gazete, gazeteler yerden yere vurmuşlar. Şunu demişler aslında, yani Elizabeth Born'la Gabriel Atal'ın ne farkı var? Ha ne farkı var? Biri çok genç, Fransa'nın 5. Cumhuriyet'in en genç başbakanı diye yazmışlar. Ben de inan bilmiyorum yani önceki cumhuriyetlerde daha genç bir başbakan olmuş muydu? Herhalde olmuştu. İkincisi de... Ee, eleştiriler onun geçici süreyle bu görevi götürebileceği. Çünkü kabinesinde ondan daha yaşlı ve tecrübeli kişiler bulunduğu, parlamentoda da zaten bir çoğunluğu bulunmadı ve dolayısıyla çok büyük değişiklikler olmayacağı yönünde Fransız solbasında eleştiriler var hattalı. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi bir Ekvador diyelim mi? Ülkenin diyelim. en büyük uyuşturucu